Evet abi, bana bir porsiyon pazartesi helvası verir misin? Ben Vedat Gümüş, pazarcı helvacısı. Bu helva işi dededen babaya, babadan oğula geçmiş. Dedem 90 sene civarında önce bu işe başlamış. Pazarcık helvası özel bir helva. Tahininden şeker, su, başka herhangi bir madde girmiyor. Tahin de sadece yerli susamdan yapılan tahinden kullanıyoruz. Halen biz kara düzen kayın odunuyla pişiriyoruz. Dedemiz esas bunu İzmit'te başlamış. Sonra gelmiş pazar yerine dükkan açmış. Oradan babaya, şimdi torunlar devam ediyoruz. Pazarcık helvası diğer helvalardan farkı, beyaz helvada çöğen var. Pazarcık helvasında sadece tahin, şeker ve sudan imal edilmektedir. Helvamızı bir kere de 150 kilo civarında çıkarıyoruz. Tabii bu günde bir kereyle yetiniyoruz. Bittince yine yapıyoruz taze taze. Etrafımızda Boğaziçi, Bilecik, İnegöl satmaya götürenler var. Fakat biz özellikle kendi mahallinde satmaya gayret ediyoruz. Helvamızın imalatı günde mesela 125, bir kere de çıkarıyoruz. Ama bunu birkaç kere yapma imkanımız var tabii, kapasiteyi yükseltebiliriz. Biz kürekle yapıyoruz. Bu daha kara düzen devam ediyor. Pazarcık helvası Bilecik Ticaret Odası tarafından amblemli olarak ilk tescil edilen pazarcık helvası olarak tescillenmiştir. Helvamızın ilçemizin ilk ismiyle anılmasından çok mutluyuz. Tescilli olması da hayırlı uğurlu olsun. Pazarcık helvamızı hemen hemen her gün yemekteyim. Yemeden yapamıyoruz. Çok lezzetli, tatlı. Başka yerde bulunmaz bir helva. Ayrıyeten tescillenmiş. Bu da bizi ayrıyeten mutlu etti. Pazar helvanı neden tercih ediyorsunuz? Bu helvanın tadı hiçbir helvada yok. Çok lezzetli. Elinde midir, dilinde midir, memleketinde midir, havasında mıdır? Bir numaralı tercihimiz. İlçemizde 90 yıldır dededen toruna gelen bu meslek ilçemizin adını Türkiye'nin her yerine duyurdu. Yaptıkları leziz helvalar bugüne kadar standartların dışına çıkmadı ve hiç bozulmadı. Gelenlerin aldığı helva aldıklarından sonra tekrar geldikleri bir yer burası. Yiyenler bu tadı asla unutmaz. İlçemizde bunun helvanın sadesi ve cevizli üretilmektedir. Yani tatmayanlara tavsiye ediyoruz. İlçemize gelerek bu lezzeti mutlaka tatsınlar.